denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısı genç bir adamdı. Koyverdin gittin beni, oy koyverdin gittin beni. Allah'ımdan bulasın, oy Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın, diğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen, oy? Sevdun böyle ağlar. Sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen, oy? Sevdun böyle ağlar. Sevdun böyle ağlar. Çernobil patlaması 26 Nisan 1986 günü oldu. İlk ortaya çıkışı İsveç'teki radyoaktif serpintiyle olmuştur. Dolayısıyla zaten bu Japonya'da patlatılan Hiroşima'daki atom bombasının 500 katı daha fazla radyasyon yaymış bir patlamadır. Yani bunun düzeyini böyle değerlendirmek lazım. Nükleer bir lobi, bir piyasa, bir yerlerde pazar bulmak zorunda. Gelişmiş ülkelerde tüketildi ve daha doğrusu gerçeği görüldü. Nükleerin ne olduğu, nasıl bir bela olduğu görüldü. Bizler ne yazık ki yeni pazarlar olarak görülüyoruz. Bu anlamıyla riskli. Ve bizim ülkemiz enerji kaynakları açısından değerlendirildiğinde nükleere ihtiyacı yok. Örneğin çaylar ve fındıklar yurt dışından geri dönmesine rağmen radyoaktivitesinin çok yüksek olmasından dolayı iç piyasada tüketime verildi. Hatta bu zamanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ahmet Yüksel Özel'in anılarında yazar. Yani radyasyonlu çayla radyasyonsuz çayı karıştırıp harman yapıp aktiviteyi düşürüp piyasaya sürdüklerini kendisi de söyler. İşte Ulla gemisi battığında da bir şey olmaz, krom artı altı açığa çıkmayacaktır, denizin derinliklerinde kalacaktır diyen yetkili ağızlar var. Çernobil'de de ne yazık ki aynısı oldu. Yukarıdan alınmış, ortak alınmış bir karar olduğu çok açıktır. YÖK araştırmaları yasaklamıştır. TAEK bulguları gizlemiştir. Hükümet de bunu uygulamıştır. Kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum. Çernobil olayı var. Şimdi de baktığımızda artık neredeyse her ailede bir yüzyılda çıkacak duruma geçmiştir. Şimdi en azından müdahale edilebilirse birçok şey değiştirilebilir ama ilk önce birilerinin hesap vermesi lazım. Çernobil olduğu zaman televizyonlarda karşımıza çıkıp radyasyon çok da kötü bir şey değildi, belki faydası bile olur deyip dalga geçen bir takım politikacılar vardı karşımıza. Ben çocuktum ama salak değildim ben o zaman da. Birilerinin hesabını vermesi lazım çünkü insanlar hiç tabiri caizdir ama patır patır
dökülüyorlar. Çok fazla insan hayatını kaybediyor kanserden ötürü Karadeniz'de. Bir şekilde bunu tekrar gündeme taşımak gerekiyor. Yapılacak çok iş var çünkü. Çok büyük bir sorun olacak diye korkuyorum. Özellikle önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde her şey ortaya çıkacak. Çernobil adamı öldürme bilmem ama bu sistemi adamı öldüreceği kesin demişti. Gerçekten de öyle. Yani kapitalizm çok boyutlu öldürüyor. Hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Hepiniz o çayları içtiniz. Hatta bırakın içmeyi, topladınız, fabrikada işlediniz. Hepimiz Çernobil'in zararını gördük. Peki niye? Çünkü dönemin bakanı karşımızda televizyonlarda çay içti. Sonuçta biz ölüyoruz dostum. Biz ölüyoruz, öyle ya da böyle. Ölüyor bu insanlar. Bu toprakların insanları ölüyor. Neden? Biri var, öldürüyor. Büyük bir kanser var. Kanser sadece Çernobil'den gelen kanser. Biz ölüyoruz. Hala ölüyoruz. Kazım da öldüren o. Önce bu. Ha, bunun iç konu başlığı Çernobil. Radyasyonun sorumlusu, kanserin sorumlusu devlettir. Devlet kanserin önünü almalıdır. Hepiniz şemsiyelerinizi kırın. Bugün şemsiyeleri kırma günüdür. Çünkü Çernobil'den sonra bu topraklara ölüm yağdı. Ölüm yağıyor. 20 yıl, 30 yıl sonra genç yaşta Kazimlerin aramızdan ayrılabileceğini bilmelerine karşın bir takım uyduruk raporlarla televizyona bakanları geçirilerek herhangi bir tehlike yoktur diye halkı uyutanları lanetliyorum. İsmi Pançol. Yani Kazım'ın doğduğu köy. Yani çocukluğu burada geçti. Hatta müziğe biraz olsun burada başlamış oldu. İşte mandolin çalarak. Ondan sonra gitara falan başladı. Ben öyle istedim. Ne için istediğimi bilemiyorum. Çocuk eğlensin. Yani uğraşsın diye şey yaptım. Mandolin aldı. Ondan sonra amcasının verdiği mandolin vardı. Gitar. Almanya'da gitar. Ondan uğraştım. Ondan sonra İstanbul'a gittikten sonra gitar aldık galiba. Beraber yarış yapardık. Bizi geçerdi. Elinden toplardı. O zaman eskide çay makası yoktu. Onun zamanında yoktu. Da sonradan geldi. Evet, sonradan geldi. Ya da beraber işte bizi sıradan geçerdi. Çok çalışkan idi. Toplardı çay. Buna hep tembel çağırırdı Hüseyin. Ona hep tembel çağırırdı. Toplamıyor dedi. Alim yerine bile hep kendi getirirdi çay. Satardı, şey yapardı. İşte kaldı o da işte şu yan tarafta işte. Kendi yattığı orada falan. Yani çocukluğu
böyle bayağı bir hareketli süreç içinde geçti işte. Doktorumun ismini vereceğim dedi. Kendi doktoru Kazım idi. Kazım'ın ismini vereyim ki doktor gibi yüksek olsun dedi. Hakikaten yüksek oldu çocuk. Yaşamadı da ne olur. Yaşasa da. Kazım ilkokul 3. sınıfa kadar burada okudu. Son 2'yi Sügeren ilkokulunda okudu işte. O zaman Kazım hatta kitap okumayı falan çok severdi. Öğretmen Kazım'la arkadaşlık yapardı. Hatta babam bir ara şey demiş ya sen bacak kadar çocukta neyi paylaşıyorsun? Mesela çocuğum yanında demedim de bir anım dedim. Çocukla ne biçim arkadaşım bir konuşuyorsun dedim de. O çocuk dedim. Yani seni ileride dinlemeyebilir. İstismar edeceğiz güvenli. Ya bir dönünce işime karışma dedi. Kazım çocuk değil adamdır dedi. Yaşlı çok adamlarla eski. Konuşmayı çok severdi. Derdi ki acaba burada yaşlı insan var mı? Bir gideyim de onu da konuşturayım diye çok merak ederdi onları. Çok merak ederdi evet. Onları konuşmayı konuşturdu. Çok severdi. Yaşlıları çok isterdi. Hiç boşluğu yok. Boşluk bırakmazdı. Dükkanda, köyde, yolda. Öyle ilginç şeyde sorardı ki bazen cevap veremezdi. Fakat tartışmayı çok severdi. Konsere falan bir iki kere burada çıktığında işte çok fazla bakım yapmışsın, saçlarım çok parlıyor, bana yakışmıyor, niye böyle yaptın falan diye şey yapardı, ertesinde söylerdi. Saçlarına çok bakıyordu. En çok sevdiği saçlarıydı. Böyle yabancı müzik grupları falan vardı. Onlar mesela işte merak ederdi, bize şey derdi işte ağaçtan gitar yapalım, işte o normal şu tenekelerden işte davullar falan yapardık. Böyle işte grup kurardık. Babaanne derdi ki bir bana atma türkülerden öğret derdi. Atma türkü atarım, yüreğini yakarım dedi. Eski çalıklar boğazına takarım derdi. O da ona karşılıklığını verirdi işte Kazım. Beraber atardık. Açalım yeşil çalınlar. Hep deniyordu ya Karadeniz'in hırçın çocuğu diye. Bazen müziğinde çok hissediliyordu o Karadeniz'in hırçın insanının kendi karakter yapısı. O kendi devrimci tavrıyla da çok birbirini bütünleyen, çok yakışan bir tavrı vardı. Ve Karadeniz müziğine çok bence hizmet etmiştir. Kazım Zugaşı Brefe geleneğinden geliyor. Biraz rock, asi, dik başlı bir çocuktu gerçekten. Yani yaşadığı gibi, düşündüğü gibi yaşadığı. Onun için yaptığı müzikte de bunu görüyorsunuz. Yaptığı müzikte pek sınır tanımıyordu. O da asilliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Kazım Koyuncu'nun müziği Karadeniz'de gururu kurtaran bir müzik olarak değerlendiriyorum ben. Her şeyden önce yerel motifleri ve yerel özellikleri, o değerleri çağdaş formatta işleyip rock sound'unda Türkiye'yi sınırları aşan bir ölçü kazandırdı. Bence Kazım Koyuncu tam bir rock hayranıydı. Ve bu her dönem onun müziğine rengini verdi. Ama bence onun müziğinin biçiminden çok içeriği daha önemlidir. Çünkü Kazım Koyuncu hep toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan bir insandı, bir sanatçıydı. Biz onu ilk olarak dinleyen müzik grubuyla tanıdık. Ve burada bu grupla yaptığı çalışmalarda toplumsal içerikli ürünleri açığa çıktı. Biraz müziği yapan arkadaşlarımız, Birol Topaloğlu olsun, Kazım Koyuncu olsun, bu arkadaşlarımız bu sözlü aktarılan kültürün mirasını kitlelere taşıdılar. Ve Kazım'la birlikte Laz dili Türkiye'nin dili oldu, hatta dünyanın dili oldu. Alışık olduğum ezgiler, bildiğim türküler, sanki ondan ilk kez dinliyordum. Kazım başarısı bu.
pek çok bilinen, söylenen, dilden düşmeyen şarkıları, Karadeniz şarkılarını Karadenizli'ye ilk kez dinliyormuş gibi dinletiyordu ama yalnızca Karadenizli'ye değil. Anadolu'nun, Türkiye'nin her köşesinde, her kültüründen insana onu sevdiriyordu Kazım. Küçükken Kazım diyemiyordu. Kaki kaki diye çağırırdı, ismi verdi Kaki. Hopa küçük bir yer. İşte Kazım'ın üniversiteye kazanması, o dönemde çoğu insan üniversiteye gidemiyordu. Bayağı bir ses getiren bir durumdu işte. Arkadaşlar gelirdi işte. Berem Uykips, yani Laca derdi. Çocuk ne yapıyor falan. Okul devam ediyor mu falan diye babam şey derdi. Kaval çalıyor, kaval çalmaya devam ediyor falan derdi yani. Ve onunla işte Taksim'e doğru çıkıyoruz herhalde ve simsiyah bir adam geldi, çamura batmış, şey, kömür, hep kömür. Adam kendisi esmer, kömürden daha bir batı esmer oldu. Bir şey, benim Kazım diye iki golünden tuttura Kazım öpmez bir herhalde. Şimdi dedim, bu çocuk nasıl tepki verecek diye ben beklerken, bu da adamı dedim, bırak tutu, hemen tutu, öpmez bir çamurlu adam. Eyvah dedim. Çok duvara gitti, böyle bir şey olmaz dedim. Almanya'daki evimde beni ziyaret ettiğinde, gitar elinde, ben bütün Karadenizli çocukların evime dolduğunu hissederdim. Abi derdi, bizim denizimiz var. Niye gemi yüzdürmüyoruz da doldurup üstünden araba geçirtiyoruz? Her aklı olan bunu görür. Karadeniz'in doldurmasına karşıydı Kazım. Ben onun cenazesine giderken Hopa'da ilk kez Karadeniz'in kıyılarının doldurularak yol yapılmasına hak verdim. Dedim ki, Karadeniz en güzel, en yiğit evladını kaybetti. Şimdi bağrına taş basıyor. Koca koca kamyonlar gördüm. Koca koca kayalar atıyordu Karadeniz'e. Bugün haklısın dedim. Bugün o taşların Kazım Koyuncu olduğunun için olduğunu biliyorum. Arzu Görücü ile bir konser olmuştu Kazım'ın Beksav'da. Ya konser arasında Kazım, ya az önce bizden önce vardiya çıktı. Ya biz bir gitar, bir söyle çıktık, söylüyoruz. Ya nerede davulcunuz? Gelsin bize bir eşlik etsin dedi. O an işte ben kalktım. Davul çaldım. Sizin gruptan bize eşlik isteyen insanlar var mı? Yani düşünmem mısınız ya? Oturuyorsun o zaman. İnsan gelir davul çalar, bir şey çalar. Kazım konser sonrası beni tebrik etmişti. Ya sanırım 3-4 yıl önceydi. Yani çok gençsin, çok yeteneklisin. Senin gibi birini görmek mutluluk verici bir şey. Özellikle Deniz Müzik Grubu'nda senin gibi birisinin olması gerçekten çok mutluluk verdi bana. Umarım devamı gelir, bundan sonra da müziğe bu şekilde devam edersin demişti. Gerçekten de heyecanlanmıştım. Tekrarlıyorum, onur verici bir şeydi benim için. Ve buradan Kazım'a söz veriyorum. Ben hala Deniz bir sanatçı olarak Deniz Müzik Grubu'nda Vardiya'da müzik yapmaya devam edeceğim. Sahnede de çok doğaldı. Yani bizi dönem dönem onu dinlerken şaşırtan sürprizler yapabiliyordu. Bir de yurt dışında bir konserde yine benzer bir şey yaptı. Çağbelle'yi Lazca, Türkçe ve Türkçe seslendirdik. Onunla birlikte yine o öncülük etti bu tür bir girişimi. Yani sahnede herhangi bir panik havası, şüphesiz heyecanı her zaman söz konusuydu. Ama her zaman çok doğaldı insanlarla kurduğu ilişkide. Samimi ve sade olduğunu söyleyebilirim. En çok etkilendiğim özelliği budur Kazım'ın. Müzik
Her zamanki açıklamaları yapmayacağım, onu deli oldum herkesi. Zaten biliyorum. Şimdi arada bir çıkarıyoruz konserde. Çok büyük etkinlikler aslında. Götürmeme planım vardı. Gerek yakışıklılığıyla, gerek figürleriyle, gerek delilikleriyle bazen dönüme geçiyor sahneye. Biraz önümü kapatma ihtimali var ama sizleri düşünerek yine de getiriyorum. Bir de şey söyleyeceğim ya. Diğer arkadaşlar. Diğer arkadaşlar zamanında hiç kimse oynamadı. Oynayacaksınız. Benim de dikkatli olmam. Yeter. Turgar gibi sana Muhdefeli Yusuf Ali Kelisu, Yusuf Ali Kelisu, Yusuf Ali Kelisu. Benim doğduğum köyde hemen yanı başımda duran arkadaşlarım daha yakındır. Kızıltepe'dekiler Berlin'dekilerden daha yakındır ama eninde sonunda dünya böyle bir şeydir. Ve insanların gerçekten birbirlerini anlamaya ve kendilerini ve hayatı sevmeye ihtiyacı var. Çok teşekkürler. Yazca bir şarkıyla merhaba demek istedik size. Sanki memleketliymişiz gibi hissettirdiniz bize. Çok sağ olun. Bir aydınlanma hissediyorum. Yine yanılıyor olabilirim. Bu bölgedeki yanacak ışığın ya da aydınlanmanın hepimizi ilgilendirdiğini düşünüyorum. Şarkılar ve sanat kesinlikle ilerici bir potansiyele sahiptir. Ama ilericiler yaptığı müddetçe bu anlamda buradakinin bir aydınlanma olduğunu düşünüyorum. Bu aydınlanmanın da bütün ülkeye yayılabilme ihtimali hoşuma gidiyor. Erbaverim Kazım Koyuncu, Ana Ser Böce Amer Yeme Sınav Dikin. Emci Cehri Ders Gürkan. Sınav Cüyüz. زارا به خزم های تشکیل بیشیم اینها خزم براستی گلک سال گلک دم هم به را بون دما که کم آوان هبو که اونجی زان زوگاشی بره په هر تم پی وکری هبو دوگو مش زارو که بحری سلام و آنیش زارو که این چیه را هل جنهاوی سلام دیش میره دونم Tira, 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 tira
6.'sı düzenlenen Hopa Sanat ve Deniz Festivali bence çok anlamlı başladı. İyi bir karar, doğru bir karar, her şeyden önce doğru bir karar. Kazım'a adanması çok güzel. Onun posterlerinin her tarafta olması, bütün insanların yani Kazım'ın siyasi düşüncelerini paylaşmayanlar da Kazım'ı seviyordu. Herkesin Kazım'ı sevmesi ve bunu dile getirmesi, çoluk çocuk, yaşlı genç, herkesin Kazım'ı sevmesi çok güzel bir şey burada. Güzel bir yoğunluk yaşadım aslında bakarsan, çünkü çok yorucuydu ve ben bütün dinlenme zamanlarımı ve tatil denen şeyleri çalışırken yaşadım. Müzik yapmanın kendisinden yoruluyorsanız eğer çok doğru bir şey yapmışsınızdır anlamına geliyor benim aklımda. Geçen yıl özellikle çok yoğundu, hem konserler hem dizi müzikleri, ki sonra da Sultan Makamı dizi müziği oldu. Bütün bunlar... yorucu ama isterim ki hayatımın sonuna kadar, çok uzun yıllar hep bu yorucu süreç devam etsin isterim. Evet. Sira kogane, la
konuşamadım, ben tıkandım, ben konuşacak adım kalmadı. Yani gitmemiş hiç olmayacaktı. Gönül'e dedi, son geldiği zaman hastayken, Gönül dedi, halalarıma ben sayılamıyorum, görüşemiyorum, benim yerime sen say dedi. Bunu unutamıyorum. İşte gittiğimiz zaman da hemen uzaktan derdik, el sallardık, yine aç kimi sayılamayacağız derdik. İlk görünüşü öyle. Sayılmak yasak. Sayılmak yasak, maskeyle geziyorduk evde işte. Öptü beni. Hiç öpme, sayılma dedi. Kazım sayılma dedim ki yok dedi. Anne dedi bir iyi öpeyim dedi. O son öpüşüydü işte. Her şeyin ilkini yapmayı, başarmayı çok istiyordu. Başaramayacağım bir şey yoktur diyordu. Abla diyordu bir 5 yıl bana yeter. 5 yıl yaşasam çok şeyler yapacağım diyordu. Ve ben çok üzüldüm. O 5 yıl dediğinde hani 5 yıl mı yaşayacaktı? Ama o kadar bile yaşayamadım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kazım hastalığı boyunca hep direnç gösterdi. Ve son ana kadar gördüm ben onu. Son ana kadar hiç yılmadı. Gerçek bir devrimciydi. Abim daha doğmamıştı. Onu, beni çok iyi anlayan, her şeyi sorabileceğim, benim gurur duyduğum abi olarak saymıştım. Abimi kaybettim. Çok üzgünüm. Kazım yaşamalıydı. Çünkü yanlış yaşlanmayacaktı. Kazım Koyuncu devrim için yaşar. O bir devrimcidir. O bir devrimcidir. Bu unutulmamalı. Sanatçıların duruşları çok şey söylemelidir. Ben buna inanıyorum. Amerika'da da olsa, İstanbul'da da, Kızıltepe'de de, Hopa'da da olsa duruşlarımızı çok önemsiyorum. Irak'taki insanlar, orada o acıyı çeken insanlar ve Filistin'deki insanlar bugün herkesten daha çok kardeşim gibi hissediyorum. Bazen öz kardeşlerimden daha çok kardeşim gibi hissediyorum. Çünkü öz kardeşlerimin durumu iyi burada yani. Şey olduğunu anlamak için savaşmak zorunda değiliz. Bu anlamda barış içinde bir dünyayı buradan bütün insanlığa dilemek isterim. Bütün kalbimle bunu dilerim. Ve umarım da pek yakında ya da çok yakında hayat biraz daha iyiye gider. Yordinim hiç kutu, dido do nani.
tarafımız alınıyor. Bize çok basit bir şekilde girdik de ortaya nasıl gireceğiz? Seni kalbimizde kızıl bir karanfil olarak yaşatacağız, seni sevmiyoruz. Saşa'ya git Kazım. Göğe çık Kazım kardeşim. Çık oradan biz izleriz. Ha bu kadar millet toplanmış senin için. Bir türkü söyle de hepsi Karadeniz'i getirsin. Karadeniz'in yüreğini getirmişti Mardin'e, Nusaybin'e, Diyarbakır'a. Güle güle Kazım, halklar seni seviyor. Kazım hep derdi ki, işte size özgürleşmek için bir fırsat. Bütün sevenleri ben de çok seviyorum. Sevenleri hepsine teşekkür ederim. Hepsi benim çocuklar. Thank you.
Hep bize özgür bir dünya, barış içinde bir dünyayı bütün kaybı hissediyoruz.